İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Levon Sarkisyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Uruguay Savunma Bakanı Arçak'ın ablukasına değindi. Arçak Savunma Bakanlığı, Bakü, Arçak'ta ateşkesi ihlal ettiği bir yaralı var. Arçak Dışişleri Bakanı, Barnaz Karlayın Koks Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Komisyonu, Artsak'taki insani krizle ilgili acil bir prosedür kapsamında bir tartışma düzenlemek üzere büroya başvurmaya karar verdi. 13 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Yerli Halklar Bildirgesi'nin günüdür. Dünya Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni 5 jimnastikçi temsil edecek. Levon Sarkisyan, Önce Montemel Konya'nın Askeri Spor Akademisi'nde okudu, ardından Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi'nden mezun oldu ve Cirakan Askeri Birliği'nde görev yapmaya başladı. 2010 yılında Ekim ayında Meryem ile evlendikten sonra karısıyla birlikte Cirakan'a taşındı. İlk başta zordu, sonra yeni yere uyum sağlama aşaması oldu. Subayların binasında yaşıyordu. Meryem, ''Hayat çok zordu ama biz mutluyduk.'' diyor. Binbaşı Sarkisyan ve ailesi Yerevan'a taşındığında ilk çocukları Narine 4 yaşındaydı. Burada Nubaraşen askeri birliğinde görev yaptı. Ardından barışı koruma birliklerine katıldı. Afganistan'daki barışı koruma misyonu Levon'un hoşuna gitmedi. Burada 7 ay kalacaktı. Ancak böylece ipotekli bir daire satın alabileceğini düşünüyordu. Şu ana kadar binbaşı ailesinin kendi evi yoktur. 21 Eylül 2020'de Levon Afganistan'dan döndü. Maryam 4 yaşındaki oğlu Garik'i birlikte havaalanına götürerek eşine sürpriz yaptı. Oğlunu gören Levon ellerini öpmeye başladı. O gün Zinuj dergisi o kareyi fotoğrafladı. 26 Eylül'de Levon Nubaraşen askeri birliğinin kolektifiyle bir partideydi. Aslında herkes onu bekliyor ve Afganistan'dan geldikten sonra sürekli bir araya gelip eğlenmek için davet ediyordu. O gün Levon ailesini Mayram'ın babasının evine Ardaşat'a götürdü ve geri gelip onları alacağını ve birlikte Yerevan'a döneceğini söyledi. 27 Eylül günü sabah saatlerinde ailesi henüz Ardaşat'tayken askeri birlikten Levon'u aradılar. 33 yaşındaki karısı şöyle anlatıyor. Sen kal ben askeri birliğe gidiyorum bekle ben gelip seni götüreceğim dedi. Bizim evde kalmamdan hoşlanmazdı ama o gün bana burada kalmamı istedi. Binbaşı Sarkisyan Karvacar'a sevk edildi. Aynı gün akşam 20.20'de yakınlarda onunla son kez konuştu. 28 Eylül'de Karvacar'da patlayan bir merminin şaraplı parçası Levon'un bacağına girdi ve kanamayı durdurmak için onu askeri bir palto ipiyle bağladılar. Mayram elinde ip olmadığını söylüyor. Karısına Levon'un bu durumda savaşa katılmaya devam ettiği ancak daha sonra iç kanamanın başladığı söylendi. Sahra hastanesine kaldırılırken Levon artık yaşamıyordu. Meryem onu getirdikleri zaman koşuyordum. Ona sarılacağımı, ayağa kalkacağını düşünüyordum diyor. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Kürt hareketleri her zaman Ermeni işçilere zarar vermiştir. Ermeni-Kürt kavşağının çözümüne ilişkin sonuçların tatmin edici olmadığını ya da çok önemsiz olduğunu belirtmek gerekir. Ermeniler gelecekte büyük sınavlarla yüzleşmeye hazırlanıyor ve bunları hafifletmenin yollarını arıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ermeniler Kürtlerle ittifak kurma sorunuyla karşı karşıyayken şimdi saltanat zulmüne karşı imparatorluğun tüm halklarıyla aktif işbirliği sorunu öne sürüldü. Türk iktidarı Ermenilerin haklarını ihlal eden Kürtleri en ağır şekilde cezalandırmaya hazır oldukları konusunda Ermenilere güvence verme fırsatını kaçırmadı. Pratikte Osmanlı hükümeti Kürtlerin elleriyle Ermenilere misilleme yapmak, Batı Ermenistan Ermenileri sorununu bu şekilde çözmek için her şeyi yapıyordu. 2 Kasım 1908'de açılan Türkiye Meclisi'ndeki 230 sandalyenin 10'u Ermenilere aitti. Bu da doğal olarak Ermeni sayısının Osmanlı İmparatorluğundaki diğer milletlerin sayısına oranını yansıtmıyordu. Kürtlerin ise yalnızca iki sandalyesi vardı. Türk Meclisi'nde Ermeni ve Kürt milletvekilleri birçok konuda ortak görüşe destek verdi. Aslında Kürtlerin Jön Türkler tarafından hakların kısıtlanacağı öngörüsü gerçekleşti. Üstelik Jön Türkler Ermenilerden aldıkları toprakları Kürt toprak sahiplerinden alıp eski sahiplerine iade etti. Jön Türk parlamentosu gayrimüslimlerin askere alınmasına ilişkin bir yasa çıkardı. Buna göre Ermeniler Osmanlı ordusunda hizmet etme hakkına sahip oldu. Bu durum sonunda Kürt ihtiyarlar kurulunu kızdırdı. Ermeni siyasi güçlerin Jön Türklerden ayrılmasıyla durum biraz değişti ve Ermeni-Kürt ilişkilerinin gelişmesi yönünde yeni perspektifler açıldı. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın arifesinde Ermeni halkının Rus silahlarının zaferini desteklediği ortaya çıktı. Rus devlet politikası kararlılığıyla, Batı Ermenistan'ı Türk boyunduruğundan kurtarmaya yönelik genel zihniyetin ve istekliliğin derinleşmesine katkıda bulundu. Uruguay Savunma Bakanı Javier Garcia, Buenos Aires'teki Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları'na adanan Latin Amerika ve Karayipler Konferansı sırasında Artsağ'ın ablukasına değindi. Armen Pres Ajansı'nın aktardığına göre bunu Diario Armenia bildirdi. Javier Garcia şu açıklamada bulundu. Artsak'taki Ermeni halkı Berzor yolunun kapatılmasının ardından yaşanan insani kriz ve insan hakları ihlalleri karşısında gözümüzü başka tarafa çeviremeyiz. Eğer bizi birleştiren ve kabul ettiğimiz bu barış kıtası gerçekten lider sıfatına sahip bir kıta ise o zaman Rusya işgalinden bu yana Ukrayna'da gerçekleştirilen barış ve insan hakları ihlallerini ve sonuçlarını, Ermeni halkının katlandığı insan hakları ihlallerini kınamalıyız. 13 Eylül günü saat 12.15 sıralarında Bakü Silahlı Kuvvetleri ateşli silahlar kullanarak Norşen Köyü yönünde ateşkesi ihlal etti. Artsa Savunma Bakanlığı'nın mesajından öğrendiğimiz kadarıyla ateşkesin ihlali sonucu Ermeni tarafında bir yaralı mevcut hayati tehlikesi yok. Olay Rusya Federasyonu Barış Gücü Komutanlığı'na bildirildi. Daha önce Arsa Savunma Bakanlığı 13 Eylül günü saat 11.50 civarında Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin hafif silahlar kullanarak Cankata Köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiğini bildirmişti. Bakü iki gündür Doğu Ermenistan ve Artsakh'ın çeşitli yörelerinde ateşkes ihlallerini ihlal ediyor. Artsakh Dışişleri Bakanı Sergey Hazaryan, Barnes Kerlens ve kendisiyle birlikte yere gelen Uluslararası Hristiyan Dayanışması, Hristiyan İnsan Hakları Örgütü ve İnsani Yardım Hayırsever Vakfı üyelerini kabul etti. Artsakh Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mesajdan Armen Presi'nin öğrendiğine göre Sergey Hazaryan, konuklarla Bakü'nün 9 aydır devam eden Artsakh kuşatmasının yol açtığı insani felaketle ilgili konuları ele aldı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Devlet Hukuk Komitesi Başkanı Vladimir Vartanyan Facebook sayfasında yazdığına göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsani Hakları Komitesi Artsak'taki insanı krizle ilgili acil bir prosedür kapsamında bir tartışma düzenlemek üzere Paris'te yapılan oturumda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bürosuna başvurmada bulunmaya karar verdi. Komisyon şunları önerdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Ekim 2023 oturumu sırasında artsahtaki insani krizi ilişkin bir tartışmayı acilen düzenlemek, Avrupa Konseyi üye devletleri tarafından yükümlülüklerin uygulanması, izleme ve göç ve mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler komitelerinde artsahtaki insani krizi ilişkin acil ortak durumlar düzenlemek, Birleşmiş Milletler Yerli Haklar Komisyonu tarafından Yerli Haklar Deklarasyonu 13 Ekim 2007'de kabul edildi. Deklarasyon yerli halkların haklarını tanımlayan ve düzenleyen 40 maddeden oluşuyor. Kendi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme hakları özellikle vurgulanıyor. Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Yerli Haklar Komisyonu'nun oturumlarına katılıyor bu yıl biz de o oturumlara Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığındaki heyetle katıldık. Heyetimiz birçok konuşma yaptı ve tüm tartışmalara katıldı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu'nun basın servisinden bildirildiğine göre 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenecek Dünya Jimnastik Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden 5 katılımcı olacak. Sporcular Artur Davityan, Harutyun Merdinyan, Vahagın Davityan, Artur Avedisyan, Gagik Haçikyan. Antrenörler Hagop Seropyan, Hayk Nazaryan, Sos Sarkisyan. Şu anda Ermeni takımı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te eğitim kampında bulunuyor. Dünya Kupası Paris Olimpiyatlarına katılma derecesini içermektedir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Kristina Saakyan tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni şarkısı Lusnika adlı eseri sunuyoruz. <laughs> eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.